Gündem Orta Doğu programından herkese iyi akşamlar. Evet, yeni bir programla birlikteyiz yeniden. Bu programımızda da her zaman olduğu gibi program akışımız bir panoramayla ve bu panoramanın içerisinde Rojava dosyamız olacak. Bu dosyamızda da bir konuğumuz olacak. Ayrıyeten ikinci bölümde de başka bir konuğumuzu programa alarak devam edeceğiz. Panoramamızın ilk bölümünde başta son dakika haberiyle girmiş olalım. Mahmut Abbas, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye'de Erdoğan'la ikili görüşmede bulundu bugün. Bu görüşmeler bilindiği üzere Filistin'de hala özellikle öldürülen Bennett'in sonunda bütün Filistin'de ortaya çıkan bir nevi halk ayaklanması bir taraftan, diğer bir taraftan da bir İsrail yönetimiyle Hamas arasında devam etmek durumunda olan ve hala şu anda tarafların Mısır'ın arabulucu olduğu bir barış görüşmeleri söz konusu. Bu ateşkes meselesinin daimi olarak sürdürülmesiyle alakalı bir görüşme yapılıyor. Muhtemelen Erdoğan'dan bir destek isteyecek ama bu işin yolu kapalı olduğu, her iki taraftan da kapalı olduğunu söylemek belki yanlış olmaz. Evet, ikinci haberimiz Rodav Haber Ajansı'ndan Lavrov'un diyalog çağrısına özerk yönetimden Moskova'ya ulusal diyaloğa hazırız cevabı geldi. Özerk yönetim adına yapılan açıklamada Şam hükümetiyle Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bölgemizin korunması için teröre karşı mücadelede verilen bedellerin göz önünde bulundurulması halinde diyaloğa hazır denilerek gerçekleştirilecek çözüm perspektifine bağlı kalınacağı ifadesi yer aldı. Esas bu panoramamızdaki temel medya başlıklarını sayacak olursak Irak'ta ABD üslerine yönelik saldırıların devam ettiği, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi, Astana 16 toplantısı sonuç bildirisi, Rönesans Ennahda baraj krizi ve Birleşmiş Milletler'deki görüşmeler, Libya'daki giderek tırmanmakta olan süreç ve Türkiye'nin olabilecek seçimlerin önünde engel oluşturduğu yönünde haberler, Lübnan'a yönelik ABD ve Fransa'nın yeni müdahaleleri, Yemen Savaşı'yla alakalı yeni bir takım gelişmeler söz konusu. Evet, biz panoramamıza devam ederken şimdi haberlerin esasına geçelim. Sana Haber Ajansı'ndan Suriye, Lavrov-Çavuşoğlu anlaşmasında gerçekleşen görüşmede İdlib'de silahtan arındırılmış bir bölge için anlaşma sağlandı. Tabii bu anlaşma, bu kaçıncı anlaşma? 2018'de, 2020'de ve şimdi yeniden aşağı yukarı aynı durumlar üzerinde anlaşmalar sağlandığı ilan ediliyor ama sonuçta değişen bir durum söz konusu değil. Evet, Bağız'tan başlıklar. Astana 16 toplantısı sonuç bildirisi. Bu bildiride oldukça önemli bir takım gelişmeler söz konusu. Sonuç bildirisinde Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği tanınması, bu da birden fazla altı çizilen bir nokta. Teröre karşı mücadelenin sürdürülmesi, Nusra ve IŞİD tehdidinin ve bu iki terör örgütünün tasfiyesi şeklinde bir ibare geçiyor. 3. İsrail saldırılarının kınanması. 4. Birleşmiş Milletler'in insani yardımların ayrımsız Suriye'nin tüm her tarafına ulaştırılması. 5. Mülteci ve göçmenlerin gönüllü geri dönüşleri için kolaylıkların sağlanması. Cenevre'de anayasa görüşmelerine dış müdahale yapılmaksızın sürdürülmesi. Bir sonraki toplantının da İran'da, Tahran'da gerçekleştirilmesi, yıl sonuna doğru gerçekleştirilmesi. Evet, Astana 16 konferansında da ortaya çıkan sonuçlar aşağı yukarı bunlar. Kasyon dergisi Halkın İradesi Partisi'nin çıkardığı haftalık bir gazete. Demokratik Suriye Meclisi, Halkın İradesi Partisi ve koordinasyon heyeti bir araya gelerek bir Suriye'deki genel siyasi ve yaşamsal sorunlar, 2. Suriye iç muhalefetinin kendi arasındaki işbirliğini ve Birleşmiş Milletler'in 2254 nolu kararının hayata geçirilmesi için neler yapılması gerektiğiyle alakalı ilk defa üçlü bir toplantı yapıldı. Bu önemli bir gelişme şüphesiz. Gene Bağız'dan bir başlık. Çin Komünist Partisi kuruluşunun 100. yılında dünya genelinde 500 partinin katıldığı dijital toplantılara Arap Komünist Partileri yanı sıra Baas Partisi'nin katılarak konuşma yaptığı ifade ediliyor. Birleşmiş Milletler yardımlarının cilve gözü kapısından geçirilmesi Suriye'nin egemenliğinin yok sayılmasıdır. Bu Suriye yönetiminin bir yaklaşımıdır. Diğer bir başlık, Nasrullah kamuoyuna son seslenişinde ABD'nin egemenliğine karşı mücadele etmeksizin Filistin kurtuluşunun mümkün olamayacağını ifade etmesi başlığa çıkartılmış. Diğer başlık, Rusya IŞİD'e bağlı hücrelerin saldırı planlarına karşı saldırılarla bu planların boşa çıkartıldığı ifade ediliyor. Al-Arab, London ve Ennehar Cedid, Cezayir. Cezayirli ihvanlar hükümeti kurma hayal kırıklığı ardından meclis başkanlığına bağımsız İbrahim Bouaghali'nin seçilmesiyle ikinci kaybı yaşamaları tüm umutlarını yıktı. Evet, Cezayir'de Müslüman kardeşler yeniden yani saha dışına itilmiş bu son seçimlerle birlikte bunu anlatıyor. El-Ahbar, Kıbrıs'ı ziyaret eden Ursula von der AB temsilcisi, yaptığı açıklama Türkiye'yi kızdırdı. AB, Avrupa Birliği Kıbrıs'ta iki devletli çözümü hiçbir şekilde kabul etmeyecektir şeklinde bir açıklama yaptığını biliyoruz. Al-Arab, London, Suudi Umman zirvesi, Kral Salman bin Abdülaziz'in daveti üzerine Umman Sultanı Heysem bin Tarık ilk dış ziyaretini Suudi Arabistan'a yapıyor. İkili ilişkiler yanı sıra Yemen'deki savaşın durdurulmasının konuşulacağı bekleniyor. Al sabah, Irak, El Kazimi, ABD ve İran hesaplaşmasının Irak üzerinden yapılmaması gerektiğini her iki devlet yetkililerine ilettik şeklinde bir haberle çıkmış. Al-Alem, gene Irak. Irak'ta elektrik krizi Sadr akımını başbakanlık hayalinden uzaklaştırdı. Evet. El-Muraqib-i Iraki, Birleşik Arap Emirlikleri binlerce Siyoniste vatandaşlık vererek Filistin'e yönelik ihanetini taçlandırıyor. Diğer bir başlık aynı gazetenin Fransız raporu diye başlık atmış. Irak'taki elektrik krizi her yıl tekrarlanan siyasi bir oyundur. El-Murakib gazetesinin diğer bir başlığı Irak Komünist Partisi'nin haberini başa almış. Elektrik krizi Irak yönetiminin saplandığı krizin temel göstergesidir. Evet. El-Muraqib-i Iraki, Enbar'ın gökyüzünden Ayn-el Esad'a ateş yağıyor. direniş güçleri Irak'ın kuzeyinden batısına işgal güçlerine meydan okumaya devam ediyor. ABD'nin Haçlı Şabiye saldırısının intikamı alındı. Diğer bir başlık, Suudi Arabistan'la Irak medyası arasında savaş devam ediyor. Al-Arab, Sisi'den her köye bir subay. Ordu, Sisi'nin iç bunalımda kullandığı fiili bir parti haline geldi. Diğer başlık, Ankara, Mısırlı ihvancıları pazarlık kozu olarak kullanıyor. Taraflar eskiye dönmenin yollarını aramaya devam ediyor. Mısır, Hafteri temel müttefik güç saymaktan yerine gerektiğinde kullanacağı bir koza dönüştürdü. Kahire Memfi ile ilişkileri geliştirdi. Diğer bir başlık Al-Arab'ın yoğunlaşan baskılar Erdoğan'ın soyluyu kurban etmeye zorluyor. Türkiye, Afganistan'a paralı asker yollamak için bir taraftan ona bağlı güçlerle müzakereler sürdürürken diğer bir taraftan kimi güvenlik şirketleriyle temas halinde. Ne şekilde olursa olsun sonuç aynı. Türkiye bekçiliğe soyunuyor. Kudüs'ül Arabi, Libya'nın Tobruk kentinde Türk bayrağına yapılan saldırının nedeni anlaşıldı. Libya'nın doğu kabileleriyle Türkiye anlaşmazlığı devam ediyor. Türk güçlerinin bu kabilelere kabile savaşçılarına çok sayıda savaşçılarından çok sayıda insan öldürdüğü ortaya çıktı. Kudüs'ül Arabi'den devam ediyorum. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri arasında OPEC zirvesinde patlak veren anlaşmazlıklar giderek derinleşirken Riyad, Devha yani Katar yakınlaşması pekişiyor. Evet, Kahire, Hamas, İsrail arasında yeni müzakere turu için hazırlanıyor. Katar Dışişleri Bakanı siyasi krizin çözümü için Beyrut'ta istişarelere devam ediyor. El-Ahbar, Fransa ateşle oynuyor. ABD Büyükelçisi Dorsey Shea yanı sıra Fransız Beyrut Büyükelçisi Ana Garyo da kimi cemiyetleri, vakıfları Hizbullah'a karşı kışkırtmaya devam ediyor. ABD ve Fransa'nın Beyrut Büyükelçileri aynı durumu için Riyad'a gittiler. Ez-Zavra, Taliban hareketi Afgan-Tacikistan sınırının %70'ini ele geçirdi. Tacikistan sınırını korumak için 20.000 askerini alarma geçirdi. Taliban, Kandahar eteklerinde Afgan ordusu geri çekiliyor. 1000 kadar Afgan askeri Tacikistan'a iltica etti. Sabah Cedid, Irak, Etiyopya, Rönesans ya da Nahda barajının ikinci etapını doldurmasına karşılık Mısır, Sudan ve Sudan sorunu Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'ne götürdü. Afrika Birliği Örgütü'nün ve Tunus projesinin benimsenmesi Kahire, Hartum hattında hayal kırıklığı yarattı. Etiyopya, Arap camiasının ara buluculuğunu reddetti. Eddestur, Ürdün, Biden'la görüşecek ilk Arap lider Ürdün Kralı 2. Abdullah, eşi Rana ile veliahtı Prens El-Hüseyin bin Abdullah 19.7'de Washington'da. stratejik ikili ilişkiler yanı sıra bölge sorunları tartışılacak, konuşulacak. Şarkıl Avsat, Irak'ta ABD güçlerine karşı açık savaş. İran İstihbarat Başkanı Bağdat'ı gizlice ziyaret ediyor. Güvenliğin bozulması ardından Tahran, Afganlar arasında müzakerelere ev sahipliği yapıyor. Libyalılar seçimlerin zamanında yapılmamasından endişeleniyor. Engelleyici olarak Türkiye'nin Sarraç tarafını yani Müslüman kardeşleri tutması ve güçlerini çekmemekle diretmesinde görülüyor. El-Muraqib Tunus, Tunus'ta Genel İş Konfederasyonu olağanüstü kongreye gidiyor. İlerleme ve istikrar adı şiarı altında sağırlar diyaloğuna ya da vurgunlar anlaşmasına hayır diyor. Konfederasyon eleştirilere cevap verirken siyasi tabakayı eleştiri topuna tuttu. Al-Ahram gazetesi, Mısır, güçlü medeniyetlerin inşa etmenin arkasındaki temel sır kadınların yetkili kılınmasında yatmaktadır. Evet ve son olarak bir acı haber. Filistin direniş hareketinde ve Filistin örgütünün, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün bir üyesi durumunda olan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Kıyade-i Amme ya da Genel Komutanlığı adında bilinen cephenin genel sekreteri Ahmet Cibril Abu Cihet dün vefat etti. 83 yaşında Ahmet Cibril bilindiği üzere İsrail'in 10 yıllardır hedef tahtasına oturttuğu bir şahsiyet ve Kıyade-i Amme cephesi özellikle Filistinler içerisinde silahlı militan kadro cephesi olarak biliniyor. Ahmet Cibril bu Suriye'ye yönelik savaşta sürekli Suriye'nin yanında Müslüman kardeşlere karşı da cephesini harekete geçiren bir liderdi ve Filistinli liderler içerisinde belirli bir saygınlığa sahip olan bir şahsiyet. Filistin halkının ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Komutanlığı'na başsağlığı diliyoruz. Evet, genel olarak panoramamız burada bitiyor ve ardından şu anda konuğum olan özellikle Kuzeydoğu Suriye Özgür Özerk bölgesinde olan Zelal Cenger. Zelal Cenger dostumuzla biz son gelişmeleri, Rojava'daki son gelişmeleri konuşmaya çalışacağız. Hoş geldiniz Zelal Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, biz tabii ki Kuzeydoğu Suriye Özerk Bölgesi ya da diğer bir adıyla Rojava olarak bilinen Rojava'nın kısa bir tarihini konuşmaya gerek yok. Hala belleklerde yaşayan bir olgu var. Orada yaşayan halkların IŞİD'e karşı verdiği mücadele ve bu mücadele sonucunda özellikle Kobani ile zirveye çıkan ve gerçekten bu bölgeyi IŞİD'den efsanevi bir mücadeleyle kurtaran, başta kadınlar olmak üzere orada yaşayan Kürtler, Araplar, Çerkezler, Süryaniler, Türkmenler bir araya gelerek kendilerine özgü bir yönetim kurduklarını biliyoruz. Fakat bu yönetimin ne yazık ki gördüğümüz üzere birçok başta bir ABD, diğer taraftan Rusya, diğer taraftan Türkiye, işte Şam yönetimi ve daha belki İran'a bağlı bir takım güçlerin o bölgede konumlandığını ve bu bölgeyi bir şekliyle rahat bırakmadığını da biliyoruz. sizler bir sivil, demokratik bir toplum aktivisti olarak, bir siyasi bir kadın olarak bu mücadelenin içerisinde de yer aldığınızı biliyoruz. Ve kadınların burada ciddi öncü bir hareket ve hareketi başını çektiğini de biliyoruz. Dolayısıyla sizlerden özellikle bu görüşmemizde, bu programımızda sizlerden şu andaki Rojava'nın geldiği yer, bu Rojava'nın karşısında dikilen özellikle iç ve dış zorlukların neler olduğunu, ne tür zorluklarla karşı karşıya kaldığınızın bir fotoğrafını çekmenizi istiyorum. Buyurun. Söz sizde. Evet, yani siz de belirttiniz. Bugün okudunuz bütün haberleri, Orta Doğu'daki durumları. Yani haberlerde anlaşılıyor ki gerçekten Orta Doğu yaşadığı bir kriz var. Ve elbette bu kriz bütün halkları etkiliyor. Aynen. Yani biz de Suriye'nin kuzey doğusunda yaşadığımız için ve Suriye'de yaşadığımız için yani bu Orta Doğu yaşadıkları durumdan farklı değildir elbette. Herkes bunu biliyor. 10 yıldır yani IŞİD'e karşı savaşıyoruz. Bu çetelere karşı savaşıyoruz. Özerk yönetimi kurmuşuz. Kadın olarak yani nasıl diyelim böyle bu özerk yönetimde aynı zamanda bu devrimde yani öncü rolü oynadığı herkes biliyor. Dış politika ve iç politika elbette herkes kendine göre yorumluyor. Evet. Belki bazılar şimdi yaşadığımız durumu bilmiyor. Yani herkes kendi penceresinden bakıyor Kuzeydoğu Suriye'sine. Herkes şöyle diyebilir, bu özerk yönetim acaba ne istiyor? Nasıl bir özerk yönetimdir? Evet. Yani böyle bir coğrafyada gerçekten buradaki yaşadığı halklar Arap, Kürt, Süryan, Ermen, Çerkez, Türkmen herkes yaşıyor. Ve bu buradaki halk gerçekten barışı sağlamak için yani böyle sağlam yaşamak için hem direniyor hem de yani kendi kurumlaşması için çaba harcıyor. Şimdi herkes biliyor yani böyle bir kurumlaşma özel yönetimde elbette askeri cephesinden, siyasi cephesinden, halk örgütleme cephesinden yani halka hizmet etmek cephesinden herkes kendi açısından yani 7-70'e kadar herkes çalışıyor burada. Yani Hanım, gece gündüz evet. Evet, burada bir parantez açacağım. Şimdi sizler orada bir özerk yönetim kurdunuz ve orada bir takriben 4 milyon belki daha fazla insan yaşıyor. Tabii ki parçalı bir durum oldu son durumda. Peki bu insanların bu kuşatma altından Türkiye, Irak, belki işte Suriye yönetimi tarafından da belirli bir kuşatma altındasınız şu anda bu yönetimde. İnsanların yaşamı nasıl sağlanıyor? Nasıl yöntemlerle siz idare etmeye çalışıyorsunuz? Evet doğru. Bütün kapılar kapalı. Sınır hatları hepsi kapalı. Türkiye bir tarafta, Irak bir tarafta, o Şam rejimi bir tarafta. Yani evet. Herkes şu an biliyor ki Şam rejimi diyelim bazı kapılar var böyle bazen açıyor bazen kapalıyor. Şu an kapalıdır. Bu Yarubiyetül Koçer biz diyoruz. Evet. Yani o kapıyı açmak için çünkü böyle yasal bir kapıdır ama açmıyorlar. Biliyorsunuz 2 gün önce bir toplantı olmuş. Yani o kapıyı açmamak için herkes elinde geleni yapmış. Gerçekten ekonomi konusunda zorluklar halk çekiyor. Fakat şöyle bir durum var. Yani biz burada hani böyle el-iktifa zat, yani kendi kendine finanse etmek. Evet. Şöyle idare bir durum, etmek, yetmek. Kooperatif, evet. Kooperatif konusunda bile çalışmalarımız var. Hem evet, halk açısından böyle çalışmalar var. Biz örgütlüyoruz. Hem de sivil toplum açısından hem de özel yönetim açısından bazı böyle projeler var ve uygulamış, yapıyoruz. Yapacağız elbette. Yani kendini finanse etmek için herkes biliyor. Biz burada Kuzeydoğu Suriye'sinde şöyle bir durum var. Yani nasıl öğretim şekli ziraattir. Ya buğdaydır, böyle nasıl diyebilirim? Yani ziraat açısından bayağı gelişkin bir arazidir. Yani halkımız bu konuda gerçekten... biraz da petrolünüz var herhalde. Yani böyle bir petrol açısından da bir çember var. Yani herhalde sanırım biz anladığımız kadarıyla özel yönetimden şöyle bir, yani yöneticilerden şöyle bir durum var. Bırakmıyorlar o petrol de çıksın, yani satılsın. Elbette halk içerisinde Kuzeydoğu'da halk faydası oluyor ama hani sen satarsın, faydası olur, başka bir şey alırsın onun yerine. Öyle de bir zorluklar var. Bırakmıyorlar ki evet, dışarıya çıksın. Kapılar kapalı. Öyle bir durum da var. Kapılar kapalı. Bu var olan petrolümüz gerçekten halk faydalanıyor. Yani o olmasaydı bu konuda zorlanırdık. Ziraat konusunda da bayağı o şeylerimiz var. Hayvanlarla uğraşmak böyle halk, yani böyle koyundur bilmem nedir. Yani kooperatif çalışmalar çok fazla var. Bir de herkes biliyor bu Kuzeydoğu Suriye'si böyle şöyle bir coğrafyası var. Çok verimli bir coğrafyası var gerçekten. Yani herkes biliyor suyu çok. Ama biliyorsunuz evet, Türkiye o suyu da kapattı. O suyu da evet, yani Fırat Nehri kapattı. Yani halk zorlukları yaşıyor. Çünkü herkes biliyor sebzedir. Yani o sudan sulanıyor. Ama aynen, o suyu da kapattı. Yani eğer dıştan böyle bir dağıtma olmazsa halkın üzerine ya da bizim coğrafya üzerimize biz kendimize yetiyoruz. Ama peki, şöyle bir durum da var. Yani o kadar dağıtmalar var. Kapılar evet, o kadar kapalı. Bir de dışarıdan aldığımız şeyler de çok pahalı. Çok pahalı. Yani burada halk gerçekten yoksul olan aileler çok fazla. Bir de evet, göçmen halkımız çok fazla. Herkes biliyor Afrin'den göçmenler var, Ras-ül Ayn'den göçmenler var, Tlabiyat'tan var, Azaz'dan var, İdlib'den var. Herkes burada. Yani evet, belki 10-15 kamp var. Yani halk açısından halk orada kalıyor. Tekrar Ras-ül Ayn'a dönmek için, tekrar Afrin'e dönmek için, tekrar Tlabiyat'a dönmek için. Yani tekrar Cerablus'a dönmek için, İdlib'e dönmek için, yani halk burada çıkmak istemiyor. Yani kendi coğrafyasından kalmak istiyor. Ama gerçekten evet, bu konuda çok zorlamalar var. Özel yönetim evet, yani belli bir miktarda yardım ediyor. Halka sahipleniyor, sahip çıkıyor. Yani diyelim bir elektriğimiz var ama suyu kestikleri için elektrik çok az oluyor. Biz petrolden faydalanıyoruz. Petrolleri yakıyoruz. Yani öyle durumlar var. Halk peki, bu duruma alıştı. Evet. Şimdi yani anlatımınızdan ortaya çıkan sonuç özerk yönetim, Kuzeydoğu Suriye özerk yönetimi ekonomik olarak, yaşamsal olarak çok ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldığı ortaya çıkıyor. Bu kuşatmadan kaynaklı. Peki bu yönetimin şu anda diğer bir zorlukları, özellikle mesela birkaç gün önce Lavrov'un bir çağrısı oldu. yani özerk yönetimle Şam yönetimi arasında yeni diyaloglar için arabulucu olmaya hazır olduklarını ifade ettiler. Özerk yönetimden gelen çağrı da olumluydu. Bu bir. İkincisi, ABD güçleri hala orada. Diğer bir taraftan işte Türkiye'ye bağlı birçok milis güçleri, askeri güçler de birçok bölgede orada, Ruslar orada. Bu anlamda insanların yaşadıkları zorluklar, nasıl bir zorluklar var? Yani sizin sürekli ya özerk yönetim eşittir bağımsız bir devlet. Bunu Türkiye'de yapıyor, başkaları da yapıyor. Yani orada Kürtlerin, diğer azınlıkların birlikte bir bağımsız devlet ilan edecekleri algısı yaratılmaya çalışılıyor. Ama sizin anlatımlarınızdan orada sadece bölgesel bir yönetim ve kendinizi Suriyeli olarak ifade ediyorsunuz. Bu noktada neler söyleyeceksiniz? Buyurun. Evet, yani böyle bir algılama var dışarıdan. Yanlış bir algılamadır gerçekten. Bu yanlış algılama, herkes bunu biliyordu. Biz halk olarak burada işte karşı binlerce şehit vermişiz. Binlerce gencimizi verdik. Gençler tereddüt etmeden canlarını verdiler bu halkı kurtulmak için, bu IŞİD'den. Yani Bas rejimi bunu biliyor ve bunu gerçekten izledi. Yani evet, dışarıdan ya da böyle kendi yerinden izledi. Şimdi biz Şam karşı değiliz. Yani hükümete karşı değiliz. Önceden yani 1 yıl önce, 2 yıl önce, 3 yıl önce her zaman bu özerk yönetim Şam'a çağrı yapmış. Gel birlikte olalım, birlikte sorunlarımızı çözelim. Birlikte bir vatanımıza, ülkemize bir istikrar getirelim. Bizim sorunumuz Cenev'de değil, İstana'da değil, Kahire'de değil, Şam'da ya da Kamışlı'da çözelim. Bir evet, çözüme kavuşalım. Ama gerçekten hiç kulak vermedi. Tabii ki yani dışarıdan da böyle yani fitne, fesat ne diyelim diyebilirim. Hani böyle çabuk sokmak, böyle yani işi çözüme getirmemek, uğraştırır. Herkes uğraşıyor. Türkiye uğraşıyor, başka devletler uğraşıyor çözüm olmasın diye. Tabii ki Lavrov'un çaresi önemlidir bizim için. Önceden de biz yani ben hatırlıyorum, özel yönetim Rusya'da bir çağrı yaptı. Biz siz arabuluculuğu yapın, biz hazırız. Biz hazırız her şey için. Yani şimdi böyle bir çağrı olumlu herkes görüyor. Yalnız biz hiçbir zaman özerk yönetim ya da buradaki halk kendini Suriye'den kopmak ya da bir devlet kurmak, öyle bir niyetimiz yok. Yani bir Kürt olarak da bunu diyebilirim. Kürtler biz şunu diyoruz. Şöyle bir demokratik bir halk cumhuriyeti istiyoruz. Biz diktatör bir devlet istemiyoruz. Elbette bu bizim isteğimizdir. Cumhuriyet yani halk şeyini istiyoruz. Yani şöyle diyebilirim Arapça. Cumhuriyet Suriye Demokratiye. Yani evet, evet. Demokratik Suriye Cumhuriyeti. Bir Suriye Cumhuriyeti istiyoruz. O yüzden biz hiçbir zaman bir devlet Suriye'de oluşturacağız ya da bir devlet istiyoruz. Hiçbir öyle bir niyetimiz de yok. Bir hedefimiz de yok. Tam tersi, şimdi özel yönetimin yönetmeliği var. Hiçbir zaman öyle bir kelime geçmemiş ve geçmeyecek sanırım. Yani çünkü biz halkın kardeşliği, halkın birliği istiyoruz. Halkların birliği istiyoruz. Yani şimdiden böyle bir algı yaratmak tabii ki düşmanların özellikle Türklerin böyle hoşlarına gidiyor tabii. Böyle her zaman çelişkileri yaratmak, yani özel yönetim ve Şam hükümetini bir araya gelmemek için çalışıyorlar. Yalnız bu şunu diyoruz. Gerçekten biz halk olarak, özel yönetim olarak da bir siyasi kadın da olarak, yani biz şunu diyoruz, yani çözüm Suriye'de aramalıyız. Yani evet. Suriye'nin dışından değil. Suriye'de çözümü evet. aramalıyız ve bu çözüm gerçekten Suriye'nin birliği için çalışmamız gerekir. Ve çağrımız her zaman Suriye için bu olmuş. Yani Şam hükümetine bu olmuş. Yani şunu söyleyebiliriz. Bugün özerk yönetim, sizler Şam yönetimine şöyle bir talebiniz var. Biz burada bir mücadeleyle bu Suriye aynı zamanda topraklarını kurtardık. IŞİD'e karşı mücadeleyle ve ama biz kendi kendimizi burada özerk olarak yönetmek istiyoruz. Bir Suriye'nin demokratik bir Suriye Cumhuriyeti altında yaşamak istiyoruz. Şimdi şimdi bu özellikle Arap milliyetçi ya da ulusalcı güçler ve de belki Baas'ın bir kesimi şunu söylüyor. Ya siz böyle istiyorsunuz ama Amerika var orada. Biz nasıl yapacağız? Peki siz şu anda bütün oradaki yabancı güçlerin, yani Amerika'nın, Türkiye'nin, Rusya'nın ve diğer tüm güçlerin geri çekilmesi aynı zamanda da bir özerk yönetim olarak bir Şam'la bir barış anlaşması ya da sözleşmesi yapma durumu söz konusu mu? Yani böyle bir yabancı güçlerin çıkması halinde neden böyle bir diyelim ki bir algı oluşturmayalım ya da sizler bütün yabancı güçler Suriye'den çekilsin, biz ama Suriye yönetimi de bizi tanısın şeklinde bir algının ya da bir talebin olması sanırım özerk yönetimin de programında vardır, değil mi? Elbette. Yani yabancı güçler burada kalıyorlar, bizim için değil. Bizim için kalmıyorlar. Kendileri Aynen. için kalıyorlar. Kendi çıkarları için kalıyorlar. Herkes biliyor ki biz şu an bu yıllar 3. Dünya Savaşı'nı yaşıyoruz. Ve bu savaş Orta Doğu'dur. Ve bu savaşın merkezi Suriye'dir. Herkes bunu biliyor. O yüzden bu güçler Orta Doğu'da yani gerçekten yeni yapılanmaya gitmek istiyor ve yeni yapılanmaya göre herkese bir dizayn vermek istiyor. Şimdi biz bunu biliyoruz. Bizim için burada değiller. Yani onlarca devlet şeyleri çok var, önemli. Kurumlar var. Ama hiç kimse bizim için burada değil. Bizi savunmak için de burada değiller. Suriye için de burada değiller. Ne Arap halkı Aynen. ne de Kürtler hakkı için. O yüzden elbette biz şunu dağıtıyoruz her zaman. Gerçekten bir çözüm bulalım. Yani ülkemiz için, vatanımız için bir çözüm bulalım. Suriye için bir çözüm bulalım. Bu devletler zaten kendi çıkarları burada oldukları için çok geçiciler. Yani bugün yarın evet. çıkabilirler. Ama biz Suriyeliler olarak burada kalacağız ve gerçekten demokratik bir ülke istiyoruz. Evet. Özel yönetim yani bir modeldir bizim için. Ve bu model sadece Kuzeydoğu Suriye'sinden değil, gerçekten bütün Suriye'ye yayılması gerekir. Şimdi herkes biliyor. Yarın belki başka bir şehir, başka bir il de bunu isteyebilir Suriye'de. Yani buraya... Bu konu açısından açık olmaları gerekir. Yarın Halep'te halk kalkabilir, diyebilir. Biz de özel yönetimi tanımak istiyoruz ya da özel yönetimi oluşturmak istiyoruz. Demokratik bir oluşumdur çünkü. Yani halkın kardeşliği, halkın birliği sağlıyoruz çünkü bu özel yönetimden. Gerçekten yani bir modeldir bizim açımızdan. Sadece bizim için değil, dünya için bir modeldir. O yüzden yani biz hiçbir zaman yabancı güçlere dayanmamışız, dayanmayacağız. Kendi gücümüze dayanıyoruz. Yalnız şöyle bir durum var, herkes biliyor. Bu hegemon güçler Orta Doğu'da, sadece Suriye değil, Orta Doğu'da yaptıkları çalışma kendilerine göre. Yani siz o haberleri okurken hiçbir yerde sağlam bir yer değildir. Hiçbir yerde iyi bir haber yok. Hiçbir yerde halk için, yani gerçekten halka hizmet edecek bir haber yok. Bütün haberler çok acıdır. Yani insan bu haberleri okurken, sen bütün ülke, Orta Doğu'nun ülkesine bakarsın, yani halk ne yaşadıklarını gerçekten biz çok iyi görüyoruz. Ve o yüzden yani sadece Kürtler değil, Araplar da bunu anlıyorlar, anladılar. Elbette şunu diyebilirim, yani Kuzeydoğu Suriye'sinden bütün Araplar gerçekten bu özel yönetimi benzemiş demeyeceğim. Ama yarısını benzemiş. Evet. Demeyeceğim, buradaki Kürtler hepsi gerçekten bu özel yönetimi benimsemiş. Yani bazıları var böyle, ama yani muhalefet de oluyor. Evet Zela Hanım, ama sanırım Şam yönetimi bu özerk yönetimi tanıması halinde bütün Araplar bu özerk yönetimi de tanıyacak ve barış içerisinde bir arada yaşama şansınız olacak. Ben son elbette, ne yazık ki... şöyle bir durum da var diyebilirim. Mesela sen Şam, yani Şam'da kaldığı halkla konuşuyorsun. Diyorlar, diyor, en iyi yöntem, en iyi çözüm bizim için özel yönetimdir. Halk halkıyla konuşuyorsun, aynı şey diyor. Latki ile konuşuyorsun, aynı durum. Suriye ile konuşuyorsun, aynı durum. Yani halk Suriye'de halkı bunu anlamış. Çünkü bu noktada geliyor, son görüyor, bir soruyu özür dileyerek sözünüzü kesiyorum. Programımızın bir sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son 4 dakikamız var. Şu 3 dakikada mümkünse şunu ifade etmek mümkün mü? Sizin son söylediğiniz cümleyle şuraya bağlayarak, yani Suriye'de Arap, ulusalcı, milliyetçi bir kesim var. Bunu istemiyor. Diğer bir taraftan da İslami radikal güçler de var. Bunlar da istemiyor. Peki siz nereye, ne yapacaksınız? Elbette bu radikal İslam, yani biz onlara radikal İslam ziyade biz şunu diyoruz. IŞİD'e gerçekten etkilenen ya da IŞİD'le çalışan hücreler var burada. Halen görüyorsunuz. Her gün patlamalar var. Her gün milletimizi, halkımızı katlediyorlar. Bile bir kesim var. Tabii ki bunlara yardım edenler, yani şöyle diyebilirim, gerçekten özel yönetimi bilmemişler, bilmiyorlar, anlamamışlar. O yüzden böyle bir yaklaşım çıkıyor onlardan. Yani ben diyebilirim, dün ben bir kongreye katıldım, avukatların kongresi, Kuzeydoğu Suriye'sinin avukatların bir kongreleri oldu. Ben katıldım, gördüler yani bütün... yani avukatlar orada gerçekten demokratik bir şekilde, yani Araplar da vardı, Kürtler de vardı, Süryaniler de vardı, herkes vardı. Demokratik bir şekilde avukatlar birliğini korumak için, bu vatan için çalışmaları için, gerçekten yasak konularda çalışmaları için en iyi şekilde demokratik bir halkı oluşturmak için çalışacağına söz verdiler. Yani şöyle bir durum var. Yani halk o şeye, kanaate gelmişler. Bilenler, anlayanlar özel yönetimi kendi çözümü için, yani böyle yaklaşıyorlar. Ama diyebilirim, bazıları çıkabilir diyebilir, ya da bu IŞİD'in gerçekten çok etkilediği insanlar da var. İslam konusundan biliyorsunuz, yani Orta Doğu halkı yani bu konuda biraz katıdır. Böyle bir etki de var. Yalnız bir şunu yapıyoruz. Yani halkı eğiterek, öğreterek, kavratarak, yani herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Herkese bu konuda gerçekten özel yönetim demokratikleşmesi nedir, nasıldır? Halkın kardeşliği, birliği nasıl, nedir? Çünkü herkes biliyor, Bas rejimi 40 yıldır böyle halkı parçalamak için, ya da devlet zihniyeti, bu konuda herkes tanıyor. Devletler, şöyle bir durum var. Yani halkı parçalamak için, halkı karşı karşıya getirmek için ellerinde geleni yapmışlar. Biz de ona karşı gerçekten böyle özel yönetim modeli koyuyoruz ve özel yönetim demokratik, halkı demokratikleştirmek için çalışıyoruz. Biz açısından hem kadınlar olarak hem de sivil toplum olarak bu konuda çalışmalarımız çok yoğun. çalışıyoruz. Halkın içerisindeyiz. Bu konuda halkımızı yani özel yönetimi tanıtmak için elimizde geleni yapıyoruz. Ve biz sanıyoruz yani bir modeldir ve herkes yani benimseyecek bu modeli ve kabul edecek. Evet, Sayın Zelal Ceger programımıza katıldınız. Çok çok teşekkür ediyorum ve sizlere bu mücadelenizde demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesinde Suriye'nin bütünlüğü içerisinde çoğulcu, demokratik bir Suriye altında bu mücadelenizin başarıya ulaşmasını dileyerek ve tüm komşularınızla da barış içerisinde, komşu halklarıyla barış içerisinde temel hedefinizin bu olduğu ve bundan bütün yabancı güçlerin Suriye'den de çekilerek bu mücadelenizi başarıya ulaştırmanızı diliyorum. Yeniden çok teşekkür ediyor. Yeni programda buluşmak dileğiyle diyorum. Evet sayın izleyiciler, programımızın sonuna geldik ve ikinci bölümde bir 10 dakika bir aralık bir reklamdan sonra yeniden birlikteyiz.